tabii ki Sultanımız Seda Sayan hanımefendinin yanına geçiyorum. Çünkü kendisinin gelişini uzun yıllardır bekliyorduk. Evet. Hakikaten neler ama neler yaptım. İlk gecenin ilk programına katılacaktım. Tarihlerimiz uymadı. Evet, uymadı. Musun? Halbuki istiyordun. Evet, gerçekten istiyordum. İstedim. Senden nasıl korktuğumu biliyorsun. Yok, arkadaşlarım yani özellikle sosyal hakikaten öyle. Sosyal medya arkasına hep senin videolarını kasten koyuyorlar ki bu nasıl acaba bükülecek, bir şey söyleyemeyecek, çözemeyecek bu durumları. Benim için diye. Mi? Evet. Ben her şeyin altından kalkarım evet. Ya. Evet. Ama bazen bana bazen bana kızıp bir laflar ediyorsun sonra ben altından ay, kalkamıyorum. Ay sen kızıyorsun sen var ya sen. Senden çektim mi kimseden çekmedim evet. Ya. Bir çorap belası sardım. Çorap belası evet. Bir, neler geldi bir programımızda hangi tarihteydi evet. O? 13.07.2009 Nilperi Şahinkaya'nın konuk olduğu programda Seda'nın çoraplar konusundaki derin araştırmacı felsefik yorumlarını izlediğimizde bayağı bir kafa bulmuştuk. Sonra da ben evet. Dedim herhalde biraz fazla ileri gittim. Kim bilir bana şimdi neler yapacak. Yok, Allah'tan yapmadı. Şimdi bu gece çok farklı mesleklerden çok güzel hanımlarla beraberiz. Hepsiyle konuşacağız ama arzu ederseniz hemen şu çorap meselesini ele alalım. Bak Seda... çorapsız geldim senin yüzünden. Aa, ben de çoraplı geldim rengarenk. Ayakkabıya bak ama bak güzel. Biliyor musun büyük bir olay oluyor şu anda. Kim bilir neden? İnsanlar YouTube'da izleyenler bu kareyi donduracaklar. Doğru. Ayak seven çok insan var. Evet. Ben ayakkabımı ve çorapsız geldiğimi gösterdim. Evet. Peki ne oldu o çoraplar? O çoraplar giyiyorum, ne oldu? Pantolon giydiğim zaman giymiyorum. Çorap giymeyi seviyorum. Filtre ya çorap. Güzel evet. Bir şey. Sen anneanne çorabı giyiyorsun dedim bana ama. Hayır ama o çok kalın giy. Sütlü kahve gibi bir çoraptı. Ne sütlü kahvesi sen? Peki o zaman o görüntüler. Millet iki tane üst üste giyiyor Jennifer Lopez'ler falan. Evet onlar i̇şte, hakikaten evet, öyle. Hani hakikaten öyle giyiyor. Onlar. O Jennifer Lopez'ler, lehanlalar, mihanlalar yaşlarına bakma sen. İki tane üst üste üç tane giyen var ya. Varis çorabı mı giyiyorlar acaba? Varis çorabı da var doğru söylüyorsun. Var değil mi? Tabii. Var varis çorabı. Bir markanın varis çorabı var onu giyiyorsunuz. Onu çok güzel gösteriyor bacaklarını. Jennifer Lopez'de, Rihanna'da evet. Hepsi giyiyor. Evet. Üzerine de file giyiyorlar. Peki görelim lütfen o ama orijinalini görüyoruz. Evet. Şu anda giydiğim o çorap zaten çok ipek eldivenle giyebileceğiniz bir ama çorap. Işıktan öyle. Dur. Bak ojelerime bak oğlum. Bak hemen ojelere bak. Dur. O çorap kalın olsa ojemi göremezsin. Bak iyi bak. Günahımı aldım. Peki. Doğru. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Bu hangi çorap eldivenle giyiliyor? Çok ince var. 8'den. 8'den mi? 5'den bile var. Bak evet, biliyorlar. Evet. 5'den. Onu var ya tırnağının yanında minicik et çıksa kaçırırsın. Bakın evet, al. Doğru. 9 tane kadın var burada. 9 tane kadın var. Evet. Şu an bizle. Ya nasıl ittifak kurdunuz ya bana karşı ya? Gerçekten öyle. Peki ayrıca teşekkür ediyorum bana cevap hakkı verdin. Evet çok teşekkür ederiz. Çorap konusunda. Evet. Peki burada bir böyle o kadınlar seni pohpohluyor mohpohluyor o kızlar. Çok tatlı kızlar onlar pohpohlayınca sen kendinden geçip böyle saydırıyorsun gibi geliyor da bana onun için. Öyle değil mi? Peki görelim. Bak, ne peki. Güzel anlatıyorum kırılıyor. Çorabı. Bak dur. Dur bak. Burada. Burada müthiş bir şeyle böyle arogansla diyorsun. Ben çorap kadınıyım. Ha sen giyersin, giymezsin. Doğru. Tabii. Peki devam. Baldır çıplak gezin. Beni ilgilendirmez. Ben çorap severim. Severim. Ağustos'ta giydiğim çoraptan dolayı hanımefendilerden helal olsun diyenleri de duydum. Dur. Helal olsun. Şimdi bak bu yani biz bunu canlandırdık stüdyoda. Sen Ağustos'ta çorap giymiş olarak uçuşuyorsun ve o sırada bütün hanımefendiler helal olsun. Ne oldu biliyor musun? Benden dolayı çok çorap mı var hadi ya deyip o çorabı alanlar oldu. Ay hiç belli değil. Çorap var değil var mi şu an? Şu an bak. Bir bak kızın çorabına, Esra'nın çorabına. Peki bu çorap mantaları falan var. Hiç bunlar yok. Hiç yani demiyorlar mı bu Seda Sayan burada Türkiye'de çorap hakkında konuşan tek kadın demiyorlar. Seninle ben konuştuk. Arda Turan'ın karısı oynadı reklamda. Bak. Evet. Peki devam. Başka bir şeydir. Mesela kraliyet ailesinde hep çorap kuraldır. Çorapsız gezmez onlar. Çorap Fransa'dan
biliyorsunuz şeyini vermeyeyim. Doğuşu oradandı. Dur bak bir dakika. Şimdi diyorsun ki yani çorap değil mi, tarihine giriyorsun. Çorap Fransa'dan doğuyor ama şeyini vermek istemiyorsun. Yani 16. Louis'nin mesela ismini mi vermek istemiyorsun? Biraz oraya girersem şartiyere girmem lazım. Tamam anladım. Anladım. O normal bir temkinli olma, bir televizyonculuğun, bunca yıllık televizyonculuğun otosansürü şeyi. Evet şartiyer. Tabii orada şimdi Louis'lere Mui'lere girince onlar da şartiyer seviyorlar. Affedersiniz. Evet. Evet. Devam. Adını vermeyeyim. Çorap seviyorum. Çorap daha bir mesafedir. Dur. Doğru. Doğru. Onu da anlatayım. Bak şimdi Esra'nın bacağına bak. Bakayım. Şimdi çorapsız bazı bacaklar gerçekten çok kötü görünüyor. Et duruyor. Evet. Nasıl duruyor? Et duruyor. Şimdi bak mesafeye bak. Mesafe. Filtreye bak. Güzelliğe bak. Ha o mesafeden mi söz ediyorsun? Evet. Ya ben de sandım ki hani çorap giyince karşıdaki ben mesafeli davranıyorum. O mu acaba? Yok. Değil. Evet. Peki devam. Bitti mi? Bu kadar mı? Ama ben bu çorap kadınıyım, mükemmeldi hakikaten. Çorap kadınıyım ama. Çorap kadını olmak başka bir şey. Herkes de çorap giyemez. Giyemez. Tabii. Giyemez. Yani o eline falan dikkatli olacaksın giyerken. Evet, gün içinde onu koruyacaksın. Kesinlikle. Bu bir mesai. Ha sevmeyen yani. De var. Tabii. Bir de rahatsız çorap... ediyor yani serbest dolaşamıyorsun. Rahatsız eden bir şey aslında. Onu giymek de zor yaz günü mesela. Ay o kadar sıkıldım ki programı. Ben buradan ayrılsam acaba kendi aralarına sürdürebilirler mi programı diye, diye düşünüyorum. Selen'le biz eski arkadaşız. Evet biliyorum çünkü hangi filmde? Abla kardeş oynadık çok, değil mi? Evet abla kardeş oynadık. Ama bak sen kaç yaşına geldin o da. Evet. Diyor, ben daha ne? Sen kaç yaşına geldin o daha ben genç. Ben yeni mezunum şu an. Kaç yaşına geldin? Nesi var ayol Selen? Ben geçen hafta senin hakkında bir şey söyledim. Ne dedin? Seda'nın Google'da orta yaş fotoğrafını bulmak mümkün değil dedim. Yok mu? Temizlettiriyor musun onları acaba? Öyle bir şey var çünkü. Hakikaten çıkmıyor. Orta yaş fotoğrafı çıkmıyor. Gerçekten sana. Mi ya? Hepimizin eğri büğrü yaşlanmış falan yok, fotoğraflarımız sende. Çıkıyor. Senin yok. Ama bir şey bir ekibin her falan. Her gördüğünde de seni çok iyi gördüm diyorsun. Diyorum evet bak, kesinlikle. Bak kızlar döndüler. Kesinlikle. Hayır bir, şu anda çok samimi bir şey söyleyeceğim. Ben bu Instagram retouchları bizi büyük hayal kırıklığına uğratıyor. Sonradan orijinali gördüğümüz zaman, gerçekten yakınlaştığımız zaman öyle bir hayal kırıklığı içinde değilim şu anda. Teşekkür ederim. Gerçekten. Siz öyle misiniz? Evet. Bilmiyorum. Ya ben buraya geldiğim için söylemiyorum. Bunu anlatacağım ayrıca da. Hakikaten öyle bir hayal kırıklığım yok. Hakikaten yok. Ha, Selen kaç sene geçti? Nasıl gördün beni? Gayet iyisin. Aynısın. Ben de aynıyım. Evet, aynısın. Evet gayet iyisin. Maşallah. Değil güzel mi? Kadınsın ya. Teşekkür fıstık ederim. Gibisin. Selen'e teşekkür bak. Ederim. Kalkayım ayağa. Şu anda çok iyi şu ana kadar. Ortaya gireyim mi? Canım benim ya. Peki. Çok da şimdi, eğlenmiştik. Ben çok hatırlıyorum. Evet, bu, çok tatlıydı. Nasıl bir çalışma arkadaşı? Çok disiplinli. Evet. Çok, bak onu hatırlıyorum. Benim ilk işlerimden biriydi. Sabah 8'de 9'da set hatırlıyorum. Biber yediğini hatırlıyorum. Evet. Hala yiyorsun değil mi? Hala. Metabolizmayı hızlandırıyor diye. Ben onu bir yapmaya çalıştım ama sonra acıdı yiyemedim. Ya. Nasıl biber? Acı biber değil mi? Öyle bir şey hatırlıyorum. Çok disiplinliydi. Metabolizma çok güzel çalışmıştık öyle hatırlıyorum. Ben hep disiplinliyim ama. Evet evet. Olmaz olmaz. Hayır, bir de bu tabii televizyon programları şimdi çok uzun sürdü. Yani bizim neredeyse seninle televizyon tarihimiz çok birbirine çok uzun çalıştık. Çok seninle. Çok yakın. Seninle beraber. Evet beraber de aynı kanallarda da çalıştık. Ama tabii senin başında hep bir haftada 5 gün hikayesi var. Tövbe tövbe. Haftada 5 gün bir belası var benim başımda. Evet. Nedense. Ben öyle sen demek ne istemedim. Sen ne güzel sıyırdın. Ama arada benim de. Evet. Ama eskiden şöyleydi. Bir ara sen de haftada 4 gün yaptım. Ne yaptın? TV8'de çalışırken beraber. Tabii. Evet. Peki evet, bunun için sabahları erken kalkmak için gece erken yatmak. Hayır diyor. Hayır. Hiç öyle bir şey gerek. Nasıl ya? Sabahlar olmasın falan sonra erkenden geliniyor mu stüdyoya? Geliyorum. Ne olursa olsun erkenden işimin başında en neşeli halimle. Güzel uyanıyorum ben. Ya. O çok önemli. Evet. Neden şaşırdınız? Çok güzel bir şey ya. Mutlu uyanmak tabii. Mutlu çok güzel uyanıyorum. Ben biberi merak ettim. Biberin neden olduğunu
Anlamayın. Metabolizmayı hızlandırmak için. Evet. Metabolizmayı hızlandırmak. Peki bu sabahları gece mesela program yaptın. Sonra oradan da devam ettiniz. Çok oldu öyle. Ha. Çok peki oldu. Ama ondan sonra sabah kalk gel. Çok oldu. Sonra hemen program biter bitmez gidip eve dinleniyorum. Peki sen yine büyük bir aileye bakıyor musun hala? Halbuki hala, çocuk da büyüdü. Allah ömür versin hala. Aynen devam. Maşallah. Kimse eksilmedi. Allah maşallah ömür versin. Maşallah. Maşallah. Eniştem rahmetli oldu. Benim. Ha. Ama yani bu tabii kolay bir şey değil. Bu yani hiç sıkılmadan yaptığım bir şey mi? Yani artık ben herkese bakmak zorunda mıyım? Biraz da kendi hayatlarını idame etsinler. Yeter ben bunun için işte her gün falan. Öyle mi yoksa bu artık... Kabulleniyorsun. Kabullendiğin bir şey. Kabulleniyorsun. Yani diyorsun ki bunun için görevli geldin. Senin görevin de bu. Şikayet etme. Etsen de bir şeye yaramıyor zaten. Elinde sonunda yapılması gerekeni yapmak zorunda kalıyorsun. Yapmayayım, şikayet etmeyeyim. Böyle devam etsin. Peki bazen mesela eski kocalarından birini görsen hatırlar mısın? Mesela karşılaştın. Ben hatırlamayacağım kadar evlilik yapmadım canım. Yaptın sen canım de. Kaç tane yok, oldu? Vallahi ben bakıyorum şimdi. Hayır ama onlar... Oyunculara bakıyorum haftada bir sevgili değiştiriyorlar. Benim hatam evlenmek. Ya öyle zaten. Hiç saymıyorsunuz onları mesela. Hayır. Haftada bir sevgili değiştirenler hiç... Bir bakıyorsun bu hafta bununla, öbür hafta onunla. Sayamazsın yani sayısız. Bir sürü insan var ve gencecik bir kız. Evet, doğru. Ama evlendiğin zaman ne oluyor? Resmileştirdiğin için kaldırıp indirip aynı rakamı söylüyorlar. Çok. Bu biraz da gönül adaletsiz. Yazarın kaderi gibi oldu senin. Gönül Hanım hep evinde oturur. Ondan sonra hemen bir ilk ilişkide hemen yok, evleniyor. Yok bunu Sezen, sevgili Sezen Aksu kulakları çınlasın. Sezen de söyledi. Dedi ki bizim yanlışımız gidip nikah kıymak dedi. Doğru. Tabii millet sevgili yaptı. Sevgili yapılanlar konuşulmuyor. Farkında mısınız? Unutuluyor. Doğru, tabii. Ama nikahlar konuşuluyor. Çok enteresan resmi bir sistem. Resmi olduğu için. Evet, bu kadar buna önem verirken buradan girip insanı buradan vurmak herhalde bana Sezen'e yani birkaç evlilik yapana... Peki bu büyük bir aileye bakmak gibi böyle bir toplumsal sorumluluk ya da kendine karşı sorumluluğun mu? Yani hani gayri resmi aşk yaşamamak, önemli bir kadınım, bir aileye bakıyorum, bir ismim var. Ben böyle bir gayri resmi bir şey yapamam. Böyle bir ilişkiyi mutlaka nikahla taçlandırmam, resmiyet kazanmam gereken bir durum var. Böyle bir şey misin yani? Bu konuda da bunu da mı bir sorumluluk isteğiyle yapıyorsun? Belki o da var ama ben galiba flört etmeyi bilmiyorum. Evlenip flört ediyorum. Ya ne güzel. Evet bilmiyorum. Flört şeyini bilmiyorum. Onu ama bilmiyorum. Evlenmeyi de çat diye yapıyorsun sanki. Çat diye. Çat diye olmalı zaten. Bir şey olacaksa, bir şey uzuyorsa ümidinizi kesin. Evleneceksiniz. Alıyor musun beni? Al. Ben kocama öyle dedim. Al böyle dedim. Çok iyi kadınım ben. İyi kadınım dedim. Aldı. Peki mesela sen evlendiğinde tabii böyle genç evlilikle, gençlerle evleniyorsun. Böyle evlendin mesela çat diye. Adam tabii bir sersemledi. Ondan sonra gece mesela işte nikahtan sonra eve gitti. Annesini falan arar mı? Anneciğim nasıldı? Bir adı da anlatsana falan. Yani sen orada böyle kapıda bekliyorsun falan. Öyle bir şey olur mu? Yani adamları biraz korkutuyor musun bir yandan da neden? Acaba? Bilmiyorum. Ben mesela... Seksüel olarak senden korkuyorum. Hangi? İlk günden beri. Yani çekiniyorum böyle bir şeysin yani. Hangi güçlü. Anlamda ama yani? Güçlüsün yani. Dişil anlamda. Dişilik anlamında güçlüsün tabii canım. Beni döveceğin için korkmuyorum. Dişilik anlamında korkuyorum. Dövebilirsin de bilmiyorum da. Yani ama yani böyle çekiniyorum. Yani ben mesela şeyde tabii bir erkek için çok hoş bir şey. Çünkü genelde erkekler akıllı olmayanları... bir kadına kendilerini kabul ettirmek isterler. Bir dakika ben burada buranın aslanı benim, bu ormanın kralı benim demek falan ben, filan demek, yaparlar. Abi ki akıllı adam öyle. Güç ister kadında. Demek ki evde öyle değil. Ya. Ha. Bence evde tam bir dişi. Nasıl evde tam bir dişi? Bir anlatır mısın? Yumurta yaptım. Bence de evet doğru. Çamaşır yıkadım. Çamaşırı da yıkarım doğru. Yıkarsın canım. Dolaplarımı da kendim düzenlerim. Evde çok olduğunu düşünüyorum ve gerçekten bana göre ben hani belki tanıdığım için de ama onu zaten anca daha genç bir erkek taşıyabilir. Teşekkür onun ederim gücü. Esra. Bence. Zaten yaşlı adam kalp krizinden gider. Evet.
Değil mi? Belli bir tabii ki tam teşekkürlü evet. hastane raporu almak lazım seninle evlenebilmek için. Yok, kolay bir şey neden? Değil mi? Vallahi ya. Aksini aman canım, düşünsene. Niye öyle düşünüyorsun? Tevazu gösteriyorsun bence. Vallahi tevazu gösteriyorsun. Peki bak gör şarkısını yaptın. O evet. çıktı. Bu nasıl buluyorsun? Şimdi sen tabii ki çok tutan şarkılar yaptın. Böyle trafikte bütün arabalarda senin şarkın maşallah. Çaldı oldu. Maşallah. Böyle maşallah hakikaten. Acayip kopya sattın falan. Bir yandan evet. Hem popüler müzik sanatçıları gibi albüm satıyordun. Bir yandan da gazino programları, kulüp programları yapabiliyordun. Bu genelde ülkemizde aynı anda yürümüyor ikisi. Yani ya kulüp programlarında üstün olunuyor ya albüm satmakta üstün olunuyor. Sonra bu dijital döneme girdik. Dijital dönemde artık albüm satmak değil, tıklanmak, daha çok dinlenmek gibi bir şey söz konusu. Şu anda yeni şarkı çıkarmaya nasıl bakıyorsun? Yani bu ekstra işlerini, gazino programlarını, işte konserlerini sürdürmek için yenilik mi? Yoksa hala iyi müziğin peşinde misin? İyi şarkı yapmanın tabii peşinde misin? Tabii ki iyi şarkının peşindeyim. Bütün meslektaşlarımın düşündüğü gibi onlar da herkes iyi şarkının peşindedir. Bu ara şarkı çıkmıyor, o ayrı. Ben coverlıyorum. Şimdi çıkacak olan iki şarkım daha var. Güzel. Eski şarkıları coverlamayı tercih ediyorum. Yeni şarkı çıkmıyor. Yani bu işin ustaları da aynı dertten muzdarip. Böyle bir şey oldu. Yani şarkı yok ya. Herkesin şarkının peşinde. Aslında yani ben daha çok yolun başında yeni yeni şarkı çıkartan biri olarak da şeyi görüyoruz biz böyle genç ve bağımsızlar olarak. Çok fazla şarkı çıkıyor mesela. Bizim tarafımızdan da artık çok basitleşti şarkı çıkarma işi. Ama o da akılda kalmıyor. Evet yani işte. Onun bambaşka zorlukları ve böyle her yerden beslememiz gerekiyor işte. Yani geniş kitlelere ulaşması zor oluyor çok herhalde. Çok zor oluyor. Ama şu anda gerçekten evimizde bir bilgisayar varsa, bir midikler varsa ben, şarkı çıkartabiliyorum. Ama sizleri daha şanslı görüyorum. Çünkü dijital bir çağdayız ve size ulaşmak daha kolay. Şarkılarınızı işte, dinletmeniz daha kolay. İşte o şarkıyı yakalamak. Aynı evet, şeyi söylüyoruz evet, Okan'la. Evet. O şarkı. Evet. Şarkının önüne de hiçbir şey geçemiyor. Yani çok fazla PR yapmasan da güzel bir şarkı bir TikTok'ta bir challenge olmasıyla bir belki de birinin bir paylaşmasıyla direkt yayılmaya başlıyor. Doğru. Ama işte çok fazla olduğu için de artık bir şeyi var nasıl desem. Ömrü kısalıyor olabilirim. Evet yani şans... Bir yandan da bir şanssızlık oluyor çünkü her yerden şarkını i̇şte promote etmek zorundasın. Gibi çok şarkı var çok ama şarkı çıkmıyor. Evet. Şarkı. Şans da önemli. Evet. Evet. Doğru bir zaman oldu. Yani işte trendler şu an Türkiye'de farklı şarkılar dinleniyor. Onları dinlemek evet. işte onlardan. Birden arabesk oldu şu an mesela. Ya değişik yani işte trap geldi bir Ezhel'le birlikte bir şeyler değişti. Evet. Şimdi daha böyle bir driller var işte sürekli bir rap duyuyoruz zaten. İşte oradan ne almak lazım ya da illa rap mi yapmak lazım dinlenmek için? Hayır tabii ki. Oradan ne aldığına ve nasıl harmanladığına da bağlı. Bu biraz sesinin rengiyle de alakalı bir şey. Yani herkes bu böyle bir şey başladı ben de bunu takip edeyim olmuyor. Hı-hı. Bakıyorsun nasıl çıkabilirim? Bu aradan evet. nasıl sıyrılabilirim? O kadar yani çok şey düşünmek ya yani çok fazla şey düşünmemiz gerekiyor tabii. işte. Hakikaten TikTok da işi çok değiştirdi. Orada TikTok. İçerikleri böyle bir sürü şey nasıl şarkıyı nasıl yayabilirim değil TikTok'tan? Mi? İnsanlar nasıl kullanır falan? Karıştı yani işler. Şimdi şu diğer programda da önce yapmıştık. Bu TikTok dedin hemen oraya geçebilirim. Ama çok kısa bir sosyal medya arkası yapacağız. Çünkü eskisi gibi medya arkası yapamıyoruz. Çünkü YouTube'da çok telife güzel. Giriyor falan. Şimdi hemen işte ilki de zaten bizim çok iyi arkadaşımız hem Seda Hanım'ın hem benim Mehmet Ali Erbil'in TikTok serüvenleri devam ediyor. Fakat fena oyuna getirmişler. Görelim. Mustafa, el nombre Mehmet Ali. Okay. Dur. Kimdi bu? Ronaldo. Şimdi böyle bir şey var. Bu biliyorsun değil mi bunu oyuna getiriyorlar. Evet. Görmüşsündür. Videosunu veriyorlar. Evet, videosunu veriyorlar ve burada tabii belki bu arkadaşı da bu oyuna dahil mi bilmiyorum ama kaç yaşında adamsın burada? Yani artık bunların olmaması lazım. Ya böyle oyuna gelmemen lazım. Çünkü o asıl mesele Mehmet Ali'nin herkesi oyuna getirmesiydi değil mi? Görelim.
Videoya al. Gülşen. Gülşen çeksene kızım telefonunda. Çekten Gülşen Rondo. My name is Mehmet Ali Erdi. I am a showman in television. Dur! İşte bu bana çok fena geliyor. My name is Mehmet Ali Erbil. I am a showman. Yani ya bırak Ronaldo kaç paralık adam ya. Bunu hemen TV100 koyar. Ronaldo kaç paralık adam yapını. Ondan sonra beni linç ederler. Devam. Gidelim. Şimdi bu manada gerçekten teknolojik bir alet. Dur. Dur. Bu çok konuşuldu. Ben de bu TOG'la ilgili gurur verici bir gelişmedir. Yerli arabamız yapmamız filan dedim. Zaten linç edildim. Ondan sonra bir de dedim ki bu bir takım uygulamalar var. Çok geniş bir ekranı var. Yine TOG gibi yerli olan Otov'un uygulamasının da buraya konulması lazım diye konuştum. Ondan sonra o da aldı yürüdü falan filan linç edildim ama hakikaten bu iyi kalkıyor demek ki araba. Yani bize göre bir araba. Çünkü bizde araba ne olursa olsun hemen o yanına şoförün yanına oturan der ki nasıl kaçıyor, iyi kaçıyor mu filan. Hakikaten güzel kaçan bir araba gördüğünüz gibi görelim. İnanmıyorum. Nasıl ya? Şaka mı? Söyle bakalım niye bu kadar? Ay keşke söyleseydin. Dur. Herkes bu en iyi reklam çocuklar. Daha iyisi olamaz. Evet. Çünkü herkes güzel bir araba aldığında yanında güzel bir hanım ister. Ona böyle biraz arabasıyla hava atmak ister. Düşün ki yanında bir sayın bakanım inanmıyorum diyen bir insan tabii ki müthiş araba reklamı olarak kullanılabilir yani. Devam. Söylesem sürpriz kaçar. Ay inanmıyorum ya. Ay biz az önce ne yaşadık değil mi? Bu ne? Bu ne? Her erkeğin rüyası. Sayın Bakanım, biz az önce ne yaşadık? Yani müthiş. İşte bu araba sayesinde oluyor. TOG, yerli üretim, gurur verici. Devam. Dur. Bayıldığım program. Düzenli olarak izleyemiyorum. Ama bu ekibi düzenli olarak devam ediyorum. Sedacığım ayda bir ayı atlayarak izleyip magazin dozumu alıyorum. Ne de olsa popüler program yapıyoruz. Kim nerede ne yapmış öğrenmemiz gerekiyor. Tamamen akla ziyan, bambaşka bir dünyada yaşayan. Biz aynı saatlere denk geldiğimiz için ben göremiyorum. Müthiş her şeyi ayarlıyorlar. Yani insanlar o şunu yapsın, bunu yapsın, şunu yapmasın, bunu yapmasın, şu ahlaka karşı, bu ahlaka uygun falan filan diye bütün herkesi yönetiyorlar. Acayip bir şey, acayip bir şey. Ben ayda bir kere hepsini seyrediyorum. Değil mi? Söylemezsem olmaz. Söylemezsem olmaz yazıyorum YouTube'a. Atlaya atlaya seyrediyorum. Bazen uzun konuşuyorlar. Seren böyle bir şey olarak geliyor. Hani böyle eski ermişleri filan getirirler. Nerede olduğunun farkında değildir. Nereye bastığının filan böyle. Zaten şu böyle bir monitörden kendisine bakıyor. Falan diye. Aralarında bir şey de olmuyor. Çok iyi geçiniyorlar. Eskiden o kadar iyi geçinmiyorlardı. Görelim. Anlatayım video değildir ya. Bilmiyorum Seren telefonu. Dur. Bu arada ben burada bir artık Seren'de de var. Son şeyde de söylemiştim. Bu dudaklarda da yani hakikaten akıl küpü hepsi. Dudaklarda da bir beyin gelişimi görüyorum. Yani değil mi? Ha? Korteks burada da gelişmeye başlıyor. Üst ve alt loblar olarak. Devam. Hayır. Dur. Bak. Seren'de tamamen beyin gelişmiş durumda. Tabii ya. Fakat bu bütün bu estetik operasyonlar kameraya fas, tam karşıdan bakmak üzere yapılıyor. Bütün estetik operasyonlar. Bir an yan döndüklerinde çok acayip bir şey oluyor. Böyle bir Boğaz Köprüsü gibi bir burun. Öne doğru fırlamış Donald Duck dudaklar. Bir garip bir şey oluyor ama karşıdan hakikaten müthiş görünüyorlar. Müthiş görünüyorlar. Tabii altta bizde de olan ben özel yaptırttım. Seren Serengil ışıkları şuradan buraya alttan birçok projektörle bir aydınlatma yapılıyor. Devam. İyi haftalar diliyorum. Müthiş bir eğlence. Gördüğünüz gibi
bir Fransız entelektüeli Arto. Elinde baget ekmeği var ama burada görünmüyor. Ve Ajda ile ilgili tabii ve çok önemli bilgiler alıyoruz. Görelim. Her şeyi söyleyeyim. Ajda Pekkan çatlatmadı. Kalçasını kırdı. Kalça kırıldıktan sonra insanlar düşüyor. Dur! Yepyeni bir bilgi. Yepyeni bir bilgi. Yani hakikaten tıp dünyasını karıştıracak bir bilgi. Mümkünse tabii bir tıbbi makale yazarsa yurt dışında da doktorlara da bunu duyurmamız lazım. Tabii ki bu Türkiye'de, Türkiye'mizde bütün ailelerin bildiği bir şeydir. Yaşlılar, bu Ajda Pekkan'dan kesinlikle bahsetmiyorum ama yaşlarımız, evlerimizdeki yaşlarımızın kalçaları kırılır ve hakikaten kalça önce kırılır. Sonra büyüklerimiz yere düşerler ve ondan sonra uzun fakat maalesef hep böyle büyüklerimizi kaybettik. Ki bugün daha iyi tedaviler mutlaka var ama kötüye doğru bir süreç başlar. Bunun Ajda Hanım'la ilgisi yok. Özellikle söylüyorum çünkü geçen hafta kalça kırığı olmasın diye ambulans bekletiyorlar dedim. O gün kalçasını dedin, kırdı. Dedin o gün evet. İşte. Vallahi bende kem göz yok ama niye böyle oldu bilmiyorum.